Yani hep biz Sence Muslera'nın sözleşmesinin uzat uzatılması e, takımda sözleşmesi bitecek oyuncuların fazlalığı da düşünüldüğünde acaba oyuncuları biraz rahatsız etti mi takımı çok yakından takip ettiğin için değil mi bir sormak lazım ya Yani Muslera'nın e, o anlamda kredisi var. Diğer o yani şunu diyeyim ya da sana şöyle özetleyeyim. Belhanda ile Feguly iki sene boyunca bu takım şampiyon yaptılar. Yani katkı sahibi oldular. İki sene boyunca da bu oyuncuların ücretleri konuşuldu, tartışıldı. Şimdi siz bunu yaparken. 5 milyon euroyu Falcao'ya getirirseniz emin olun Belhanda ile Fegülü cephesinden Falcao'ya yönelik bir mırın kırın olur. Zaten ne zaman Falka, Fegüli ve Belhanda ile ilişkisini düzeltti? Geçen seneki o 8 maçlık galibiyet serisine Seni denk gelsin. geliyor. Ben bunun haberini yapmıştım. Sağ içi sağ dışı çok yanlışıyorlar diye. O dediğin musler için bir istisna uyguluyorum yani Hı -hı. ben takım için ağırlığı olduğunu düşünüyorum. Ya yani zaten var. Artı taraftan Bu çok nezinde. konuşulduğu için merak e, ediyorum. Eee zaten bundan. devam edecek tamam. Diğer oyuncular da hep bir soru işaretleri var. Hani işte Etebos, Saracısı. Biraz burada tabii kiralık oyuncunun fazlalığıyla da e, yani ona da bağlayabiliriz sonuçta. Onların hiçbir Galatasaray'da gelecek. Artı Galatasaray öyle bir takım ki. Hani biz hep halka üzerinden gittik ama Galatasaray'da az oyunu oynayıp çok iş yapan ben bir Adem Büyük hatırlıyorum. Başka oyuncu hatırlamıyorum. Galatasaray zaten bu anlamda bir cennet. Hem yerli oyuncular için hem yabancı oyuncular için. Ama dediğim gibi hani bize hem sakatlık basında hem maliyet basında Falcao'ya takılı kaldık. E şey Babel'e Babel e ne, Babel e ne gerek yani var? Evet. 3 yıl 10 milyon euro Babel. Ne gerek var? 33 yaşında. Beşiktaş'la olayla ayrılmış. Vesaire. Yani Şener'e ne gerek var? Madem Şener'i aldınız Mariano Lillet'sinden birini gönderin. 3 tane Sabek'e bir takımda ne gerek var? E sonuçta Şampiyona giden Beşiktaş'ın sol bek de küçümsemek maksat sonra yani Rıdvan'la en sakala kalecisi Ersin. Sağda Beşiktaş... bir tane adam var, ikincisi yok. <laughs> Beşiktaş yani rüya takımına evet. Galatasaray'ın 7 puan önünde değil şu an 6 puanı 6 5 mi oldu şu an puan farkı? A, e, 6 5. 6 7 5'e indi. Bir maça eksik Beşiktaş bir, yani. yani. bir 8'e çıkma evet. ihtimali var yani. O 8'e çıkartma şansına da Bir getirelim puan durumunu bu arada ekrana. Ee, bir yandan devam et sen lütfen. Evet. 8 e, puanlık farkı da bir rüya takımla yapmıyor yani Sinem. Biraz dediğim gibi Galatasaray'da öz yapılması gerek bu kadro. Ya yani bu kadronun hakkı bu fark mı? Ben şüpheliyim hani. Tamam kadroda sıkıntılar var. Dün maçı bitiren 11'e bakıyorum Ergin sağda Şener, solda Ömer, ortada Etavo. Hani bu takımın kara Karagümrük'ü yenmesi belki zor hakikaten ama evet. e, elde de kötü kadrosu yoktu Galatasaray'ın. yani iyi yapı, iyi iyi değerlendirilmedi öyle evet. söyleyeyim. 67 63 62 Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray. Yani şöyle 32. maçına çıkacak bugün Beşiktaş. 70 konuşacağız puan. Konuşacağız bu yapma arada ondayız. izleyicilerimiz ara ara görüyorum evet. mesajları soruyorlar. Evet. Programın ikinci bölümü. Ben sana şöyle pas atayım <laughs> Ergin. Galatasaray 8'de 8 yaparsa şampiyon olma ihtimali yüksek diyorum ama 8'de 8 yapamaz. Yani bir, bir sonraki maça bak Göztepe deplasmanı mesela. Göztepe, Antalya, Trabzon çok zor fikir evet, Zor. Ee, yani kimsenin buradan seri çıkarma ihtimali çok kolay değil buradan. Ama 34 haftaya döndürelim kendimizi. Hı -hı. Alışkın olduğumuz mesela çok yüksek bir puan ortalaması bu. Galatasaray ve Başakşehir son iki sezondur 69 puanla şampiyon oluyorlar. Yani 31 maçta 67 puana ulaşmış Beşiktaş. Hı -hı. Ciddi bir e, şeye çıkmış puan ortalamasını yükseltmiş. Galatasaray'a dönersek geçen Hı -hı. sene şampiyon olamadığında... Aslında orada bazı radikal kararlar gerekiyordu. Bu teknik adam anlamında değil. Teknik adamın vermesi gereken radikal kararlar vardı. Galatasaray yönetiminden daha fazla nüfuzlu Fatih Terim Galatasaray takımı üzerinde. Gerek kadro yapmasında gerek kulüp üzerinde. O yüzden orada Fatih Hoca bir karar verebilirdi. Bu senenin devre arasında söylediği o yakın orta vaktin takımını oluşturmak adına bir topa basabilirdi. Ama basmadı topa. Şampiyonlar Ligi gelirlerinden mahrum olmasına rağmen... Gelirlerin düşmesine rağmen yine Gelsin o da gelsin, bu da gelsin, o da gelsin. Devre arası oldu. Canlı yayınlarda yönetimi resmen böyle baskılar gibi isimler vererek e, transferler talep etti. E, yani e, şimdi üç kulvarda da olmadığınız zaman bir dakika derler insana. Asır fluluk sezon sonu için Galatasaray'da. Şimdi yönetim belli değil. Fatih Hoca bir karar verecek. Hı hı. Belli değil. Şimdi... Bir yandan borç yükü artıyor, bir yandan sözleşmesi olan oyuncular var. Bir yandan seneye de yarışmacı olmak zorunda Galatasaray. Ama bir yandan yarışmacı olurken böyle yıldızlar topluluğundan değil de daha fazla ayakları yere basan e, bir mücadeleci gelecek vadeden belki oyuncularla yola devam etme süreci. O yüzden Haziran-Temmuz aylarının nasıl geçireceğine bence şimdiden düşünüyor olması lazım Galatasaray'ın. Çünkü orada yapacağınız hata, orada karar alırken iki fikriniz var. Birinden birini yanlış kullandığınız andan itibaren Önümüzdeki seneyi de şey atıyoruz. Haziran şey Temmuz'u düşünmesi de çok kolay değil gibi. Çünkü i̇şte orada evet, da bütün her var. şey değişebilir. Yani evet. seçim olacak mı olmayacak mı olursa başkan değişecek mi? Tabii dört Teknik ada. adam değişecek ha. mi? Değil Hali mi? hazırda dört adaya var. Teknik adam şöyle değişmez. Her adayın zaten hocası Fatih Terim. Yani şu an evet. Fatih Terim dışında bir isim yok <laughs> ama Fatih Hoca artık dediğin günü kurtarıyor galası iki senedir ve günü kurtarmayı da beceremiyor. İki senedir uyguladığı. Hem sistem hem taktik hem oyuncu e, transfer stratejisi sezon sonu e, sil baştan gerekirse bir seneyi bence Galatasaray çöpe atmalı. Yani e, trabzonspor Ünal Karaman'la yaptığını 3 sene önce hatırlayalım işte o Trabzonspor geçen sene evet, şampiyon oluyor. Bu oluyordu. arada kalan başlara baksana He. Ergin. Göztepe, Trabzonspor, Antalya Spor, Konya Spor, Gençler Birliği, Beşiktaş, Denizli Spor, Yeni Malatya Spor yani, yani hem ateş hattındaki... Evet. Ee, hem de lider yani şu anda lider Beşiktaş'ta da oynayacağı bir maç var Çok tabii. zor geçen seneyi çok andırıyor evet. Geçen seneyle birebir benziyor zaten Gerçekten 8 maç çok zor. kazanıp ondan sonra 8 maç havlu atan Hı -hı. bir Galatasaray vardı Galatasaray artık havlu atma noktasına gidiyor ben öyle görüyorum Ben çok Göztepe maçında da hiç kolay görmüyorum Keza onun dönüşü Trabzon maçı da zor olacaktır Antalya'da Artık her maçı zor Galatasaray'ın ve artık açık söyleyeyim kendi adıma Galatasaray kazanır demekten imtina edeceğim. Ya, tabii o 8 maçın Galatasaray'ın arması markası ismi tarihi 8, 8, 8 yapar. Bu sürpriz olmaz ama bu oyun kazanmaz onu. Yani o ismine yakışır oyunu da oynuyor olması lazım sahada. Ee, geçen programda söyledim size de söyleyeyim. Şimdi Galatasaray'ı da yakından biliyorsunuz. Hiç ikinci olduğunu hatırlamazsın Galatasaray'ın. Doğru. Doğru düzgün. Yani bir iki tane zorlasan gelir aklına işte. Ne dersin? 2002-2003 Lucescu Terim. Ama ya şampiyon oluyor Galatasaray ya ilk 5'in dışında kalıyor. O yüzden kalan haftaların riski de bu. Bir de takıldın şimdi Göztepe'ye ondan sonra maç kazanma şeyi düşer. Bu arada zirve yarışındaki takımların 4 takımın kalan e, maçlarına şöyle bakacak olursak... Beşiktaş bugün Erzurum sporla oynayacak. Ankara gücü Sivas spor, Kayseri Rize spor maçları var. Beşiktaş'ın da fiksi kolay değil. E, Tabi düşme hattında takımlar var. Gaziantep, e, Başakşehir, Bay geçiyor sonra. Kasımpaşa Paşa, Alanya Spor. Fenerbahçe'nin kalan maçları. Fenerbahçe'nin şu anlamda çok zor bir maçı olacak Sinem. Bu hafta benim bildiğim Başakşehir bay Bay geçiyor evet. Yani doğal olarak Başakşehir bu hafta sonunda küme düşme hattında kalacak şey, evet, evet. İster istemez Fenerbahçe maçına daha farklı hazırlanacaklar. Yani evet. e, yoksa Fenerbahçe Malatya'da kazansaydı hakikaten yani Beşiktaş'ın ciddi rakibi derdim ama e, biraz geride kaldı Fenerbahçe puan puan olarak. Bir de bize e, bu sene sezon başından beri, bu sene yani fixtürün... Trabzonspor'un da fixürü çok zor, kalan fixürü. Zaten Trabzonspor yani son 6-7 maçta bir tanesi. Trabzonspor tamam biraz Galatasaray'ı evet. takip ediyor evet. zaten evet. hafta olarak, 2-3 haftada. Ee, hani aslında maçlar bize, e, oynanan maçlar fixürün ne kadar da önemsiz olduğunu gösterdi <laughs> baktığın zaman. Ama biz hani gelenek olarak tabii <laughs> ki kalan maçlar üzerinden tabii. kim kimle oynuyor onu konuşmak durumunda kalıyoruz. Hani Fenerbahçe Gençler Birliği maçı mı? İlk türde mesela zor bir maçtı değil mi? Galatasaray'ın iç sahada kaybettiği puanlara bakalım. Tabii Kasımpaşa, bakalım yani. Beşiktaş. Beşiktaş, Kasımpaşa'ya giderken yani bu kadar da hani o oyunu beklemiyordum mesela. E, o yüzden hani o düdük çalacak. Hakem başlama düdüğünü çaldıktan sonra sahada ne yaptığınız belirliyor yani. E, ben bir de son bir şey olarak izinle Sinem şunu ekleyeyim. Yani her şampiyonun bir hikayesi olur. Bence Galatasaray'ın bu sezon özelinde bir hikayesi yok. Açayım. Genelde nedir son şampiyon takımlar? Son dakikalarda attıkları gollerle şampiyonuna gider. Galatasaray'ın şampiyonluklarında hala Sinan Gümüş'ün attığı Konya'ya alan golleri hafızalarda. Galatasaray bu sene uzatmalarda 3 gol yedi. Dün 4. yiyordu. Yani berabere bitireceği evet. maçlarda eksi 3 puanı yazdı aynısına. Artı şampiyon takımlar her gün geriden gelip maç kazanır. Son şampiyon hatırlayın. Başakşehir devre 1-0 önde. ikinci yarı 4 gol atıyorsun. Vardan ikisi sayılı 2-1 kalıp kazanıp şampiyon oluyorsun. Bu sene 2 puanı var Galatasaray'ın geri düştüğü maçlarda evet. yani bu da şey kabul bileyim, edilmez şey ya, evet. artı ben hala ısrarlıyım bana son 20 yılın şampiyon takımları sonra 11'ini sayırım hemen Galatasaray'ın bu sene 11'i yok yani 11'i de yok sistemi de yok yeri geldi çift öğret döndü üçlü orta sahaya döndü bir de biraz bu yani Avrupa futbolunu küçümser ama ben bizim ligimizde üçlü orta sahi biraz fazla riskli buluyorum Sinem yani çok kaliteli oyuncuların olacak. Başka türlü olmuyor yani ete boy lafı üçlü orta sağlar falan. Manchester yani City Olmuyor, olmuyor. Olması yani. için öyle orta <laughs> yani şey lazım. Şey değil. Taylan, Belhanda, Emre Kılınç veya adam Taylan, de Feygül de Emre Kılınç itirazım de yok de. ama o, o denkleme öyle ete boyu falan katmaya çalışın ete Emrak Emre olmuyor. Yani bu da başka bir evet. e, dip not diyeyim Galatasaray'la ilgili. Ben Galatasaray'ın sezonu dün bitirdiğini düşünüyorum dünkü maçla. Dünkü maçla beraber var mı? Son bir yorumun Ergin. Trabzon maçına geçelim. De öyle diyorum. Yani bu saatten sonra o fiksüre de bakıp oyunu da baktığın zaman bana da öyle geliyor yani. Ee, belki sezon sonunda böyle videoyu da çıkartıp <laughs> gördün mü falan diye çıkartabilir ama bu ihtimal tabii ki Arma Mark her zaman e, adaydır var olduğu yerde matematiksel olarak ama bu oyun bize onu söylemiyor.